Merhaba arkadaşlar. Bu derste yine toprak dağıtımı ile ilgili uygulama yapacağım. Şematik boy kesti çizmeyeceğim. Sadece birinci derece ve ikinci derece dağıtım çizgilerinin kütleler diyagramına yerleştirilmesi ile ilgili bir uygulama olacak. Şimdi biz daha önceki örnekte uygulamada şu aşağıda görüldüğü gibi birinci dereceden ve ikinci dereceden dağıtım çizgilerimizi çizmiştik. Şu LE4 aynı zamanda LM birinci derece dağıtım çizgim. İlk olarak toprak dağıtımına bu çizgiyi kütleler diyagramına yerleştirmekle başlıyorduk. Kopya diyorum. Bakın bunu şöyle yukarıya doğru taşıyorum. Bakın zaten bu çizgi kütleler diyagramından uzun bir çizgi. Dolayısıyla bunu yani şöyle herhangi bir yere bırakıyorum. Gene üstteki için de bakın gene üstteki kütleler diyagramından daha uzun bir çizgi. Dolayısıyla şuraya bir yere kopyalıyorum. Bakın bunu zaten şuralardaki tepelere ve çukurlara sığdırmam gibi bir şey söz konusu değil. Her ikisi için de. Şimdi bu gibi durumlarda artık genel toprak dağıtımı için şöyle yapacağım. Madem birinci derece dağıtım çizgimi sığdıramıyorum, buraya sığdırabileceğim maksimum uzunluktaki çizgileri çizeceğim. O da şöyle olacak. Üstteki şekilde başlayalım. Örneğin şu birinci tepe bölgesi için bakın şuradan sağa doğru bir tane çizgi çiziyorum. Birinci tepe bölgesine sığdırabileceğim maksimum uzunluktaki çizgi şu. Artık bu benim LM birinci derece dağıtım çizgim burası için. Sonra hemen yan tarafa geçiyorum. Bakın yan tarafta sağdan sola doğru çizgi çizersem şurada açıklık kalıyor. Dolayısıyla ne yapacağım? Şu soldan sağa doğru şöyle bir çizgi çizeceğim. Şurayı trimliyorum. Dolayısıyla bakın ikinci bölgem için LM çizgimi çizdim. Sonra hemen yan tarafa geliyorum. Şurada gene bir tepe bölgesi var. Burada gene şöyle sağ tarafın en çukur noktasından şöyle sola doğru bir tane çizgi çiziyorum. Şurayı trimliyorum. Şu üst tarafta kalan bir bölge var. Burayı gene ne yapacağım? Şuradan bu sefer sağdan sola doğru çizeceğim. Gene bu benim şurası için LM çizgim. Son olarak bir de gene şuranın devamını çizeceğim. Bakın şuradan sağa doğru bir tane çizeceğim. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı LM çizgisi çizmiş oldum. Bunun sebebi de şu. Benim gerçekte çizmem gereken LM çizgisinin buraya sığmıyor olması. Şimdi buna ilaveten bir tane daha LM çizgisi çizeceğim. Bakın o da şu. Şimdi şekilde tepe ve çukur bölgeler var. Şimdi her biri arasında kapalı bölge oluşturdum. Ve şurada bakın bir tane daha var. Burada ilk başta gözükmeyebilir ama şimdi şu yeşil alanın kapladığı yere dikkat ederseniz sağda ve solda kalan çizgiler aslında birbirini dengeleyebilecek durum mu gösteriyor. Yani şurada da toprakları ben aslında dengeleyebilirim. Dolayısıyla burası için de şunu yapabilirim. Yani şuradan önce şunu deneyelim. Soldan sağa doğru çizdiğimde şurada boşluk kaldı. Tam tersini deneyelim. Şurada soldan sağa doğru çizelim. Evet bak. Şurayı da trimliyorum. Dolayısıyla ben LM çizgimi buraya da yerleştirebiliyorum. Burada da bir kapalı alan oluşturdum. Dolayısıyla bakın şurada oluşturmuştum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oluşturmuştum. Bir de bununla birlikte 6 tane kapalı alan oluşturmuş oldum. Dolayısıyla artık LM çizgilerimi çizdim. 6 tane LM çizgim var. Genel toprak dağıtımına göre de girişim olup olmamasını inceliyordum. Girişimlere göre toprak dağıtımını gerçekleştiriyordum. Şimdi hemen şuraya birinci bölgeye bakalım. Bakın şu ikisi arasında girişim var mı? Evet, burada bir girişim söz konusu. Dolayısıyla girişim durumu var. Sonra hemen bununla bir sağ taraftakine bakıyorum. Gene şurada da bir girişim var. Gene bununla bir yanındaki arasında girişim var. Gene bakarsak şu ikisi arasında bir girişim var. Dolayısıyla burada baktığınızda bütün çizgilerim hepsi iç içe girmiş durumda. Hepsi arasında bir girişim var. Dolayısıyla bu çoklu girişime bir örnek. Şimdi çoklu girişime örnek olduğu için şöyle yapacağım. Şurada yani çukur olan bölgeler için çizdiğim çizgilerde şurada LM çizgisinin bakın üst sınırı diyorum alt sınırı şurası. Aynı şekilde tepe için çizdiklerimde ise alt sınır şu bakın şurası benim için şey pardon üst sınır şu. Dolayısıyla şöyle yapabilirim. Daha önceki çizdiğim LM çizgisini alıp copy deyip bakın şu ikisi arasına yerleştirirsem yani şu bütün LM'lerin arasından geçecek şuradaki
Hepsinin arasından kalan bir çizgi elde edebilirsem ki elde edebiliyorum. Dolayısıyla bakın artık şunları siliyorum. Burada çoklu girişime örnek olacak bir tane LM çizgisi çizmiş oldum. Şurayı trimliyorum. Şurayı trimliyorum. Ne yapacağım? Artık şurada toprak dağıtımı gerçekleştireceğim. Şurada gerçekleştireceğim. Şurada şu bölgede, şu bölgede toprak dağıtımlarını gerçekleştireceğim. Fakat son olarak şunu yine unutmayalım. Gerçi bakıyorum şuralar dengelendi. Ha tamam. Bu şekilde bırakıyoruz. Bütün girişimleri kapsayacak bir tane çizgi çizdik. Genel toprak dağıtımına göre şu şekilde bir toprak dağıtımı gerçekleştirebilirim. Sonrasında da şunu yapacağım. Şuradaki LE çizgilerimi artık buralara yerleştireceğim. Hemen alıyorum LE çizgimi. Bakın şuraya sığıyor mu? Evet, küçük de olsa şurada bakın şuraya sığıyor. Dolayısıyla bu bölgede iki araçla taşıma yapacağım. Üstte kalan da şurada büyük kısımda birinci araçla. Şurada altta ikisinin arasında kalan bir kısım daha var. İkinci araçla. Sonra çukur bölgeye yerleştiriyorum. Şuraya çizgimi yerleştirdim. Şuraya sığıyor mu? Evet sığıyor. Gene iki araçla taşıma yapacağım. Şuraya sığıyor mu? Sığıyor. İki araçla taşıma yapacağım. Şuraya sığıyor mu? Evet bakın buraya da sığdı. Dolayısıyla burada da gene iki araçla taşıma yapacağım. Daha sonra hemen 2 numaralı uzunluğumu alıyorum. L2'yi. Bakıyorum bu şuraya sığıyor mu? Hayır. Şuraya sığıyor mu? Hayır. Yani şu 2 numaralı aracın taşıma yapacağı alanlara bakıyorum. Oraya sığdırabiliyor muyum diye. Hayır sığmıyor. Buraya da sığmıyor. Başka zaten sığdırabileceğim bir yer yok. Evet bu şekilde birinci ve ikinci derece toprak dağıtım çizgilerimi çizdim. Artık şunu yapacağım. Daha önceki örnekte olduğu gibi şuraya üst tarafı bir tane dikdörtgen çizeceğim. Burada şu sol tarafı sağ tarafa dağıtacağım. Yine şurada bakın küçük bir bölge var. Şuradaki toprak. Hemen şurada en sağa taşınacak. 2 numaralı araçla yapacağım bu taşımayı. Sonra şurada sağdan sola doğru bir taşıma yapacağım. Yine şurada 2 numaralı araçla aynı işlemi yapacağım. Buradaki dikdörtgenlerin ortalama taşıma uzunluklarını ve hacimlerini buluyordum şuradaki uzunluklarla. Yine şurası için 2 farklı araçla bakın taşıma yapıyorum. Şurası için 2 farklı araçla taşıma yapıyorum. Ve bakın buralarda artık herhangi bir girişim söz konusu değil. Çünkü çoklu girişim durumuna göre zaten bir tane tek bir çizgi çizdim. Tek bir LM çizgisi çizdim. Dolayısıyla aralarda herhangi bir girişim yok artık. Son olarak şöyle bir şey var. En başta bir tane şurada dağıtım yapamadığım kısım kaldı. Burayı ne yapıyordum? Şöyle sola doğru. En başta olursa sola doğru yapıyordum çıkıntımı. Şuradan 5 birim şuradan, 5 birim de şuradan. 2 tane çizgi çiziyorum. Sonra copy deyip kütleler diyagramını şuradan sol tarafa kopyalıyorum. Tr Enter. Şuradaki çizgiyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Şurayı seçiyorum. Bakın fazlalık kısmını oluşturdum. Şuraya depo diyeceğim. Bir de en sonda bir tane fazlalığım var. Şuradan 5 birim sağa. 5 birim gene sağa. Kütleler diyagramını sağa doğru kopyalıyorum. Kopyaladım. Trim. Tr Enter. Şuradaki çizgiyi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Şurayı seçiyorum. Dolayısıyla bakın en son kısımda bir tane depo oluşturmuş oldum. Bu şekilde toprak dağıtımını gerçekleştiriyorum. Sonra şuradaki tepe noktalardan, çukur noktalardan aşağı doğru çizgiler indirerek şematik boy kestime geçeceğim. Şimdi birinci kütleler diyagramında genel toprak dağıtımına göre çizimimi yapmış oldum. Şimdi gelelim alttaki şekle. Alttaki şekilde de şunu yapacağım. Yine bakın şunu. Buradaki tepelere ve çukurlara zaten artık sığdırmam söz konusu değil. Gene aynı şeyi söylüyorum burası için de. Dolayısıyla şunu yapıyorum. Kendim artık buraya sığabilecek maksimum çizgileri buraya sığdırıyorum. Bütün tepe ve çukur noktalara. Hızlıca şunları çiziyorum. Şu an gene genel toprak dağıtımı için yapıyorum bunu. Daha sonra Brückner yöntemine geçeceğim. Fazlaları trimliyorum fazla çizgileri. Şimdi bakın artık 1, 2, 3, 4, 5. Benim kendi LM çizgim buraya sığmayacağı için düzgün bir şekilde ben 5 tane
Buraya sığabilecek maksimum uzunluktaki LM çizgilerini yerleştirdim. Sonra artık girişim durumlarına bakıyorum. Bakın şurada şu çizgiyle şu çizgi arasında oldukça fazla bir girişim var. Şurada bir girişim söz konusu. Şu ikisi arasında herhangi bir girişim var mı? Yok. Dolayısıyla şekil şuradan birbirinden ayrılıyor. Bakın şöyle. Bu şu anlama geliyor. Ben şu bölgede ikili girişim durumunu ele alacağım. İkili girişim durumunu nasıl ele alıyordum? İkisinin ortasından geçen bir tane çizgi çiziyorum. Ortayı tekrar açıyorum. Çizdim. Şu fazlalıkları trimleyeyim. Şurayı trimleyeyim, şurayı trimleyeyim. Burada artık şu, tabii şunu sileyim, böyle bir şey yok. Burada şunu yapmaya çalışıyorum. Şu iki uzunluğu ölçeceğim. Bakın ölçelim. Şuradan şuraya kadar olan uzunluk, bir de aynı şekilde şuradan şuraya kadar olan uzunluk. Bu ikisinin birbirine eşit olmasını sağlamaya çalışacağım. Bakın sağ taraf büyük olduğuna göre ne yapmam lazım? Move diyorum. Şuradaki çizgiyi seçiyorum. Bunu biraz daha yukarıya doğru taşıyorum. Yukarıya doğru taşıdıkça sağ taraftaki küçülüp sol taraftaki büyüyor. Şunları silelim. Tabii çizgim şöyle önce biraz dışına doğru taşırayım şuranın. Sonra tekrar trim komutuyla şurayı trimliyorum. Trim. TR, Enter, Enter. Şurayı trimliyorum, şurayı trimliyorum. Bakın tekrar şu ikisi arasını ölçüyorum. 60 küsur. 57 küsur. Biraz fazla taşımışım. Belki biraz daha bu sefer aşağı taşımam gerekecek. Tam birebir aynı mesafeyi yakalayamasak da mümkün olduğunca birbirine yaklaştırıp buradaki değeri bu şekilde bırakacağız. Ben ikisinin artık birbirine eşit olduğunu kabul ediyorum. Bakın. İkili girişim durumu için toprak dağıtımını gerçekleştirdim. Şurada bir kapalı alanım var. Buraya kendi içinde bir dikdörtgen çizeceğim. Buraya kendi içinde bir dikdörtgen çizeceğim. Buraya şuradaki LE uzunluklarım sığıyor mu sığmıyor mu? Gene bunun kontrolünü yapacağım. Buraya sığarsa sadece LE1 sığar. Bakalım sığıyor mu? Şuraya sığıyor bakın. Dolayısıyla şu küçücük bölgede iki tane araçla taşıma yapacağım. Buraya sığıyor mu? Evet bakın buraya da sığıyor. Gene şurada da iki tane araçla taşıma yapacağım anlamına geliyor. Şu üstte kalan bölgeyi 1 numaralı araçla, şu altta kalan küçük bölgeyi 2 numaralı araçla, şurayı 1 numaralı araçla, şurayı 2 numaralı araçla taşıyıp dengeleyeceğim. Bakın şurası için taşımayı gerçekleştirdim. Gelelim diğer kısma. Şu iki çizgiye bakıyorum. Evet, ikisi oldukça birbiri içine girmiş, ikili girişim. Şununla girmişler mi? İkisi birbiri içine. Şuradan hiza alıp bakalım. Çizemedim. Şöyle düz bir çizgi çizeyim. Ortayı açayım. Bakın ikisi birbiri içine girmemiş. İkisi birbirini kesmiyor. Dolayısıyla kesmediği için gene burada çoklu girişim değil, ikili girişim söz konusu. İkili girişim söz konusu olduğu için yukarıda yaptığım işlemin aynısını tekrar burada yapacağım. Şöyle ikisi arasında bir tane çizgi çizeceğim. Şunları artık siliyorum. Sonra şuraları trimleyeceğim. Trimledim. Sonrasında bunu gene aşağı yukarı taşıyarak şuradaki çizgiyi şu ikisinin mesafesini eşitlemeye çalışacağım. Eşitledikten sonra da yukarıda olduğu gibi eğer sığıyorsa LE çizgilerini yerleştirip toprak dağıtımını gerçekleştireceğim. Burada zaten artık burası tek kaldı. Buraya sadece LE'yi çizip gene burada da toprak dağıtımını gerçekleştireceğim. Bakın burada şuraya çiziyorum. Şöyle sığdırdım. Buralara sığıyor mu? Bakın buralara da sığıyor. Tabi buralara sadece LE1 değil, sığıyorsa eğer LE2, LE3'ü de yerleştirirsiniz. Ama sığıyorsa, eğer sığmıyorsa LE1'i de yerleştirmek zorunda değilsiniz bu arada. LE1 buraya sığmıyorsa bu şu anlama gelir. Eğer bu buraya sığmasaydı, mesela bunu çizmezdim. Buradaki alanı komple birinci araçla taşıyacağım anlamına geliyordu. Ama şimdi şu anlama geliyor. Bunun altında kalanı birinci araçla taşıyacağım. Burada gene LE2 sığmadığı halde bir sığdığı için üstünde kalan kısmı da 2 numaralı araçla taşıyacağım anlamına geliyor. Bakın artık birinci derece ve ikinci derece dağıtım çizgilerimi yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra da artık kalan bölgelerde toprağı ya depoya göndereceğim ya da ödünçten toprak alacağım. Bakın şurası projenin başı olduğu için şurada 5 birim sola en başta olursa sola doğru çiziyoruz demiştim. Yine şuradan 5 birim sola açıklık yapıyorum. Sonra copy diyorum. Şunu hemen şöyle yana doğru kopyalıyorum. Sonra ne yapıyorduk? Trim, Enter, bir kez Enter'a basıyorum. Şurayı seçiyorum, sağ tıklıyorum. Şurayı seçiyorum. Şurada, burası bakın ödünç. Kütleler diyagramı aşağı doğru indiği için. Burada
Şöyle sağa doğru bir tane ok yapacağım. Şuradan şöyle sağa doğru bir tane ok yapıp buraya ödünç 1 diyeceğim. Şurası ikili girişim. Tam şurada sınırdan geçtiği için arada bir şey yok. Sonra bakın şu arada bir tane toprağım var. Artık arada olduğu için burayı sağa doğru 5 birim açıklık çizeceğim. Sonra copy deyip şuradan şunu şöyle yana doğru kopyalayacağım. Gene bu sefer trim dedikten sonra iki kez enter'a basıyorum bu sefer. Bakın şurayı trimliyorum. Bir de şurayı trimliyorum. Bu sefer kalan kısımları da şurası fazla. Burayı delete ile siliyorum. Yine şurayı delete tuşuyla siliyorum. Sadece şurada arada bir tane çıkıntı oluşturmuş oldum bu şekilde. Sonra aynısını şurada yapacağım. Gene burada da sağa doğru yapmam lazım. Şöyle sağa doğru 5. Gene aynı işlemi işte şunu kopyalayacağım yana doğru trimleyeceğim. Dolayısıyla bakın şurada ödünç 1, ödünç 2, ödünç 3 deyip 3 tane ödünçle genel toprak dağıtımını çizmiş olacağım. Bakın iki diyagramı da genel toprak dağıtımı yöntemiyle dağıtmış oldum. Şimdi genel toprak dağıtımı olunca önce ne yaptım? Buraya sığdırabildiğim maksimum tepelere ve çukurlara sığdırabildiğim maksimum LM'leri çizdim. Sonrasında da girişim olması durumuna göre bu çizgiler arasında girişim olması durumuna göre işte ikili girişim ya da çoklu girişim hangisi varsa bunlara göre burada girişimlerimi çizdim. Yani girişim durumlarına göre LM'lerimi tekrar çizdim. Sonra da ikinci dereceden dağıtımları gerçekleştirdim. Burada tabii şunları unutmayın. Bu iflerine daha sonra okları yerleştirip işte burada sağdan şey evet sağdan sola doğru ok yerleştireceğim mesela buralara. Şuraya dikdörtgenleri çizip ortalama taşıma uzunluklarımı ve taşıma hacimlerimi hesaplayacağım. Bunları gene yapacaksınız. Bunu bir önceki uygulamada yapmıştık. Oralara girmiyorum. Şimdi genel toprak dağıtımı yöntemiyle ikisinde de dağıtımı gerçekleştirdim. Bir de Brückner diyagramıyla görelim hızlıca ve bitirelim. Eğer bizden Brückner toprak dağıtımı yöntemiyle toprak dağıtımı istenseydi ben buradaki toprak dağıtımlarını nasıl gerçekleştirirdim? Şuraları sileyim hemen. Şimdi Brückner yöntemi biraz daha kolay aslında. Şöyle yapıyorduk. Projenin en başından şöyle sağa doğru bir tane karşılaştırma çizgisi çiziyorum. Gene en başından bir tane karşılaştırma çizgisi çiziyorum. Bir tane de sonra en sonundan çizerek, sondan bir tane çizerek yapalım. İkisi için de en başından çizdim. Dolayısıyla bakın şurada bir tane kapalı bölge oluştu. Şurada oluştu. Şurada büyük bir kapalı bölge oluştu. Bakın hem şurada bir tane tepe var, şurada bir tane tepe var ama kapalı bölge oluştu. Problem yok. Buradaysa böyle bir durum söz konusu değil. Bakın alttaki şekilde herhangi bir kapalı bölge oluşturamadım. Şimdi önce yukarıdakini tamamlayalım, sonra alttakine geçelim. Şimdi yukarısı için şunu yapacağım. Şurada daha küçük. Şuradan bakın sağa ve sola doğru küçük alt kapalı alanlar oluşturabiliyorum. Dolayısıyla önce bunu oluşturacağım. Brückner diyagramı için. Sonra artık şunu diyeceğim. Burada sağa doğru şu bölgede sağa doğru ok çizeceğim. Buradaki taşımayı gerçekleştireceğim. Eğer buraya sığıyorsa LE'lerimi yerleştireceğim. LE1, LE2. Sonra burada sola doğru şey sağdan sola doğru bir tane ok çizip buradaki taşımaları gerçekleştireceğim. Şurada bakın şu bölgede sadece şurası için burada bir tane taşıma gerçekleştireceğim. Yine sadece şurası için bir tane toprak taşıması gerçekleştireceğim. İlaveten bir de bakın şurada bir tane toprağım var. Şu kadarlık bir toprak hacmim var. Bunun tam karşısında şurada bir tane daha toprak hacmim var. Dolayısıyla burayı da dengeleyeceğim. Buraya da gene soldan sağa doğru bir tane ok çizeceğim. Yani bakın çizelim. Şimdi şurada yukarıda şöyleydi. Soldan sağa doğru ok çiziyorduk. Şimdi burayı bu şekilde dağıtıyorum. Bu yönde. Aynı şekilde bu tarafı da bu yönde dağıtıyorum. Şöyle bakın. Bunlara ilaveten bir de copy diyorum. Bakın şunu alıyorum. Aşağıda da şurada da bir tane toprak dağıtımım var. Bunu da şöyle ortalıyorum. Dolayısıyla şurada bir toprak taşıması. Şurada bir toprak taşıması bir de şuradaki toprağa tam karşısındaki mesafe yani uzun bir
toprak taşıması olarak. Şurada üçüncü bir toprak taşıması gerçekleştiriyorum. Bu şekilde Brückner diyagramım için LM çizgilerimi, toprak dağıtım çizgilerimi çizdim. Şuradaki fazla kısmı trimliyorum. Şurayla bir işim yok. Şurayı, hatta şurayı da trimleyebilirim. Şurayla da bir işim yok. Son olarak şöyle şuradan copy deyip şunları tabi alacağım buradan. Bakın şuralara yerleştireceğim. Hemen hızlıca bunları da yerleştireyim. Bu buraya sığdı. Şu şuraya sığdı. Bu sığdı. Sığdı. En az iki araçla taşıma yapacağım anlamına geliyor. Üstünde ve altında. Şu alt taraf için artık şöyle yapacağım. Bakın artık 2 numaralı araç uzunluğumu kullanıyorum. Buraya sığmıyor, şuraya sığmıyor, şuraya sığmıyor, şuraya sığmıyor. Ama bakın şuraya alt tarafa, bakın buraya fazlasıyla sığıyor. Şimdi fazlasıyla sığdığı için de bunu şöyle yukarıya kadar çıkartıyorum, çıkartıyorum. Nereye kadar çıkartabilirim? En fazla şuraya kadar çıkartabilirim. Dolayısıyla tekrar bunun üstüne şuraya koydum, yapıştırdım. Eğer daha aşağıda bir yere koymam gerekseydi, yani şurası biraz daha dar olsaydı, daha aşağıya da bunu koyabilirdim. Bu da şu anlama geliyor. Bakın şurada 1 numaralı araçla taşıma yapacağım. 2 numaralı araçla taşıma yapacağım. Hatta bu taşımalar için de şuraya oklarımı yerleştireyim. Bakın 1 numaralı araçla taşıma yapacağım bölge. 2 numaralı araçla taşıma yapacağım bölge. Şuraya bir tane daha LE sığdırdığım için artık şurası da 3 numaralı araçla taşıma yapacağım bölge diyeceğim. Şurası için de şöyle yapacağım. Şu arada kalan yer için 1 numaralı araçla taşıma yapacağım bölge diyeceğim. Hemen altına şuraya 2 numaralı araçla taşıma yapacağım bölge diyeceğim. Şurada gene az önce de söylemiştim. Şurası 3 numaralı araçla taşıma yapacağım bölge. Bakın şuradan bu sefer LE3 alıyorum. Bakıyorum bu sığacak mı diye. Eğer sığarsa 4 numaralı araçla da taşıma yapacağım çünkü. Bakın şuraya zaten sığma ihtimali olan tek yer şurası. Buraya da sığmadı. Buraya sığmadığı için artık şöyle diyorum. Burada sadece şurada 1 numaralı, şurada 2 numaralı araçla, şurada 1 numaralı, şurada 2 numaralı araçla taşımalar yapacağım. Gene şurada 1, şurada 1, şuralarda 2 numaralı araçlarla, şurada da 3 numaralı araçla taşıma yapacağım diyeceğim. Tabii şurada en sonda bir de 5 birim sağ. Şöyle çiziyorum. Aynı şekilde şuradan da 5 birim sağ çiziyorum. Hemen kütleler diyagramını alıyorum. Copy diyorum. Trim. Bakın şurada ne kaldı? Benim aşağı doğru olduğu için eğimim. Ödünç, yani toprak almam gereken bir kısım kaldı. Şuradan sola doğru bir tane ok yapıp buraya da ödünç diyeceğim. Brückner dağıtım yöntemine göre toprak dağıtımını gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi gelelim diğer şekle. Şuraya. Burası için bakın hiç kapalı alan oluşmadı. Kapalı alan oluşmadığı için şöyle yapacağım. Şuradaki üst tepe noktalardan. Burada iki farklı yöntem var. Bir tepe noktalardan yapabilirim. Bakın tepe noktadan. Tepe noktadan. Bir de şurada bir tane tepe noktam var. Tepe noktalardan. Şöyle çizgilerimi çizdim. Şunu siliyorum. Bakın şöyle diyebilirim. Şurada bir tane kapalı bölge var. Şurada bir tane kapalı bölge var. Şurada 3 tane kapalı bölge var. Bu 3 kapalı bölgede toprak dağıtımını yapıp şurada açıklıkta kalan yeri sola doğru çizip ödünç 1, şurayı sağa doğru çizip ödünç 2, şurayı sağa doğru çizip ödünç 3 derim. 3 tane ödünçle toprak dağıtımını gerçekleştirmiş olurum. Gene LE çizgilerim şuraya sığıyorsa içeride de birinci ve ikinci araçla toprak dağıtımlarını gerçekleştiririm. Bakın şuraya sığdı, şuraya sığdı. Gene şuraya sığdı. Dolayısıyla gene Brückner yöntemine göre aşağıdaki şekilde de bu şekilde toprak dağıtımını gerçekleştirebilirim. Burada şu 5 değerlerini sola doğru çiziyorum. Şu ikisi arasında birleştireceğim. Arada kalanlarda ne yapıyorduk? Bunu sağa doğru yapıyorduk. 5 birim şuraya. Şuradan sağdan şöyle 5 birim uzatacağım. Yine bakın burası arada kalan bir yer olduğu için. Şuradan sağa doğru 5 birim çizdikten sonra şunu sağa doğru kopyalayıp şurada sağa doğru bir tane çıkıntı oluşturacağım. Buralara da oklarımı yerleştireceğim. En baş olursa ödünç okum soldan sağa doğru oluyordu.
Arada kalanlarda ve sonda kalanlarda ise sağdan sola doğru oluyordu. Buraya oklarımı yerleştirerek bir tane örnek çizeyim yine. Arada kalanlarda okun yönü böyle olacak. En baştakinde ise okun yönü şöyle olacak. Tabii bu araları şöyle kapatacağım. Yani bunları yapmadım artık aynı şeyler olduğu için. Burada şöyle çizgiler olacak. Gene siz bunları kendiniz kütleler diyagramını kopyalayarak yaparsınız. Buralar şöyle olacak. Gene burada da işte şöyle olacak. Buralara gene şuraya da bir tane ok yerleştireceksiniz şuradaki gibi. Bu şekilde Brückner yöntemine göre, Brückner toprak dağıtım yöntemine göre gene toprak dağıtımını gerçekleştirdim. Tabii şuralar için dikdörtgenleri çizip gene bunların aşağı tarafına şematik boy kesitleri çizeceksiniz. Bakın bu alternatiflerden bir tanesi. Bir de şunu da yapabilirsiniz. Şimdi üst taraftan çizdiğim çizgilere göre toprak dağıtımını gerçekleştirdim. İlla üst taraftan değil, alt taraftan da çizebilirdiniz bu çizgiyi. Bir de öyle yapalım. Hızlıca onu da görelim. Bitirelim. Tabii bunları çok fazla detayına girmeden anlattım ama zaten bir önceki uygulamada olması gereken her şeyi anlatmıştım. Burada sadece özel farklı durumlar olursa, kütleler diyagramında farklı durumlarla karşılaşırsanız ne yapacaksınızı çözüyorum şu an. Şimdi gene Brückner diyagramıyla toprak dağıtacağım. Bakın bu sefer de en sondan şöyle çizgiler çizeyim. En baştan değil. Bakın bu sefer nasıl bir toprak dağıtımı olacak? Gene şurada fazla kısmını şuraya trimliyorum. Bakın şuraya kadar. Dolayısıyla şurada şöyle bir kapalı alan oluştu. Şurada kapalı alan oluştu. Burayı gene şurada hemen ikinci bir kapalı alan oluşturup şu şekilde toprak dağıtımı gerçekleştirebilirim. Brückner toprak dağıtımı yöntemine göre. Bakın şurada kapalı alanda toprak dağıtımı yaparım. Şurada kapalı alanda toprak dağıtımı yaparım. Bir de az önce olduğu gibi yine benzer bir durum oldu. Şuradaki soldaki toprağı, şuradaki sağ dağıtırım. Tabii buradaki dikdörtgen toprak dikdörtgenleri hesaplayıp yani şöyle şu alanları birbirine eşitleyip gene 3 numaralı araçla ne kadar toprak taşıyacağım, hangi ortalama uzunlukta toprak taşıyacağım. Gene bunları belirleyeceksiniz bu şekilde. Gene böyle bir şey yapabilirim. Bakın şurada sol tarafta projenin başında bir açıklık kaldı. Burayı da şöyle yapacağım. Şuradan bu sefer soldan bir çizgi çizeceğim. Şurayı trimleyeceğim. Bakın ne oldu? Sadece şurada küçük bir açıklık kaldı. Şurada var mı? Herhangi bir açıklık yok. Dolayısıyla projenin sonunda arada şuralarda herhangi bir yerde depo ya da ödünç yok. Başında da yok. Sadece şurada küçük bir açıklığım kaldı. Burayı da ne yapacağım? 5 birim. Arada olduğu için sağa çiziyorum. Sonra şurayı şöyle birleştiririm. Bakın buraya da arada olduğu için şuradan sağa doğru bir tane ok çizip pardon sağa doğru değil sola doğru ok çizip çünkü burası ödünç. Ödünç olduğu için bu tarafa doğru okumu çiziyorum. Okumun yönünü bu şekilde çizerek burada ödünç var deyip toprak dağıtımını gerçekleştirebilirim. Gene LE çizgilerim sığıyorsa LE çizgilerimi yerleştirip hangi araçla ne kadar toprak taşıma yapacağımı belirlerim. Gene alttaki diyagram için şöyle yapalım. Eğer alt taraftan çizseydim. Bu tamamen size kalmış. Üst taraftan da alt taraftan da çizebilirsiniz. Yani her ikisi de kabul, ikisi de yanlış değil. Şimdi bakın şurası açıkta kalan bir bölge olduğu için şurayı trimliyorum. Açıkta kalan kısmı yine. Şöyle. Sonrasında da küçük küçük artık kapalı alanlar oluşturacağım. Az önce kapalı alanlarımı şöyle üst taraftan oluşturmuştum. Bu sefer alt taraftan oluşturalım. Gene bu da bir yöntem. Bu da yanlış değil. Bakın yine şu an Brückner yöntemine göre toprak dağıtımını gerçekleştirdim. Şurada LM çizgilerimi parça parça çizmiş oldum. Bu sefer de şunu yapacağım. Şurada en başta şuradan sola doğru 5 birim çizgi çizeceğim. Şuradan gene şöyle 5 birim çizgi çizeceğim. Şöyle kopyalayayım şunu düzgün gözüksün.
Sonra trimle şurayı trimleyeceğim. Bakın şurada bir numaralı ödünçüm. Sonra şu ikisi arasında artık arada kalanları sağa doğru çiziyordum. 5 birim. Şöyle hızlı olması açısından şöyle kendim elle çizeceğim. Şöyle, şöyle. Nereye kadar? Bakın şuraya kadar çiziyorum. Şöyle yapayım. Şurada gene içeri doğru ok yapacağım. Ödünç 2 diyeceğim. Bir de şurada şöyle yapacağım. 5 birim sağa çizeceğim. Şöyle yapacağım. Gene burada sağdan sola doğru bir tane ok çizip buraya da ödünç 3 diyeceğim. Bu şekilde gene ürünler toprak dağıtım yöntemine göre toprak dağıtımını gerçekleştirmiş olacağım. Arada kalan bölgeleri şuralara LE'lerimi sığıyorsa LE'lerimi yerleştireceğim. Sığıyorsa tabii üstte kalan bölgeleri 1 numaralı araçla, altında kalanı 2 numaralı araçla, eğer sığıyorsa işte 3 numaralı, 4 numaralı araçla toprak taşımasını gerçekleştirip şematik boy kesite geçeceğim. Bakın her iki şekil içinde hem genel hem Brückner toprak dağıtım yöntemine göre toprak dağıtımlarını gerçekleştirmiş olduk.